Bugün sizlere nelerden bahsedeceğim isterseniz onlar hakkında kısa bir konu başlıklarından bahsedelim. İlk önce basic olarak pipetleme teknikleri nelerdir? Hassas pipetleme tekniği ve doğru pipetleme tekniği nedir? Nasıl olmalıdır? Pipetlemeyi etkileyen faktörler nelerdir? ISO ile ilgili burada ISO ile ilgili sizlere istedikleriyle ilgili bilgi vereceğim. Hangi ürünlerde hangi pipetleme tekniği daha doğru olur? Onun hakkında bilgi vereceğim. En sonunda pipetleme çeşitleri yani pipetleme uygulanırken ters pipetleme, düz pipetleme, dilisyon gibi farklı pipetleme çeşitlerinden bahsedeceğim. Daha sonra sizlerin sorularınız olursa o soruları cevaplamaya çalışacağım. Pipetleme tekniklerine genel olarak bakarsak aslında iki tür pipetleme tekniği vardır. Bir tanesi havanın yer değiştirmesi dediğimiz pipetleme tekniği ki şu an laboratuvarda kullanılan pipetler havanın yer değiştirmesi tekniğine bağlı olarak çalışır. Nasıldır bu? Burada gördüğünüz gibi aslında burada pipeti görüyorsunuz ve pipet ucunu görüyorsunuz. Burada hava ile birlikte yukarıda vakum oluşturulur ve pipet ucuna doğru sıvı yükseltilir gördüğünüz gibi. Havanın diğeri ise pozitif yer değiştirme ise tam tersi olarak aslında piston tam suya değer. Bakın burada bir piston yok, burada bir hava var. Havayı çekiyorsunuz ilkinde. İkincisinde ise direkt olarak piston suyla direkt temas eder ve o şekilde çekilir. Ama şu an laboratuvarda sizin kullandığınız ve genel olarak kullanılan aslında pipetler havanın yer değiştirmesi prensibine göre yapılmıştır. Orada hani daha detaylı birkaç şey var ama onları bilmiyorum. Yani pozitif yer değiştirme mesela biraz daha şeydir. Daha hassastır aslında havanın yer değiştirmesine göre ama her defasında o şaftın değişmesi gerektiğinden dolayı çok pahalı bir şeydir. Sarfları vardır. O yüzden laboratuvarda havanın yer değiştirmesi prensibiyle kullanılan pipetler kullanılır. Pozitif yer değiştirme çok fazla kullanılmaz. Çok kullanım alanı kısıtlıdır. Normal endüstride. Sizlere bir de şeyden bahsetmek isterim. Doğruluk ve hassasiyetten. Yani bir pipette görmeniz veya pipetleme yaparken vialde olabilir veya başka bir yere aldığınız bir kapta pipetlemenin doğru ve hassas olduğunu nasıl anlarsınız veya bu prensipler nelerdir? Onlardan bahsetmek isterim. Şimdi ilk solda başta gördüğünüz şekilde dikkat ederseniz aslında burada bir silindir şeklinde bir çizim görüyorsunuz. Bir de bakın doğru ve hassas hem doğru hem hassas gördüğünüz gibi. Yani hem istenilen volümde çekilmiş ve hepsi aynı çekilmiş. Yani mesela terazilerde veya diğer cihazlarda da vardır. En önemli şey tekrarlanabilirliktir. Burada gördüğünüz gibi ben doğru volümü seçtim, çektim ama tekrarlanabilirliğim de çok iyi. Yani 4 kere, 10 kere, 20 kere arka arkaya ben pipetleme yaptığım zaman dikkat ederseniz hepsinde aynı değerde 10 mikrolitre ise 10 mikrolitreyi aldım. Bu cihazın tekrarlanabilirliğidir. Aslında belki de bir cihazın İşte hassasiyeti, tekrarlanabilirliği belki de en değerli şeyidir. Eğer tekrarlanabilirliği kötüyse birinde 10 mikrolitre alırsınız, ötekinde 11, ötekinde 9, 8, 12 diye her zaman oynama yapar. Mesela ikinci şeklimizde görüyorsunuz. Hassas yani biz bakın tekrarlanabilirliği gene çok iyi hassastan kastımız. Aynı bakın volümde çekilmiş bütün sıvılar çekilmiş. Bakın bizim referans noktamızı görüyorsanız referans noktamız normalde daha aşağıda olması gerekiyor çekilen volüm. Çok özür diliyorum yaklaştırdım. Daha net göresiniz diye. Ama bir sonraki üçüncü şekle gelirseniz orada bakın doğru ama hassas değil. Yani çektiğim sıvılar aşağı yukarı aynı şeyde hassasiyette yani tekrarlanabilirliği çok iyi.
Ama doğru değil. Yani referans noktamın yukarısında çekmişim veya aşağısında çekmişim veya aşağısında gene çekmişim. Son şeklimize bakarsak burada zaten sapmayı çok rahat görebiliriz. Aslında ilk ve son belki de şeye bakmak daha doğru olacaktır. Gördüğünüz gibi referans noktama göre aşağıda ve yukarıda çekmeler yapmışım. Yani doğru değil. Ve hiçbir zaman aynı şeyi tutturamamışım. Yani ikide bakın aynı şeyi tutturmuşum. Hassas yani. Doğru olmasa bile hassas. Bunda ise hem hiçbir şekilde aynı referans noktasını tutmamışım ve hiçbiri de birbirine tutarlı değil. Birisi aşağıdayken birisi yukarıda. Yani hiçbirinin arasında bir korelasyon yok. Bu çok önemli. Bu dört aslında resim bize bütün cihazlar aslında mikropet özelinde bunu söylüyoruz ama bütün cihazlar için geçerli midir? Doğru ve hassasiyet nedir? Bu bir cihazda kullandığımız herhangi bir şey en önemli şeylerden bir tanesi. Testin bir hassasiyeti vardır. Tekrarlanabilirliği vardır. Aynı şekilde cihazın da bu şekilde hassasiyeti ve doğruluğu vardır. Bir sonraki slayta geçiyorum. Şimdi burada sizlere bu slide önemli aslında. Burada sizlere şundan bahsetmek isterim. Biliyorsunuz her bir uygulamanın veya şeyin bir ISO karşılığı vardır. Pipette de ISO 8655-2'ye göre pipetleme nasıl olmalıdır, nasıl hatalar olur, onunla ilgili dokümantasyon vardır. ISO 8655-2'ye göre pipetleme hataları nelerdir? İsterseniz onlara bakalım. Bunlar çok önemli çünkü. Pipetlemede en fazla etkili olan faktörler %50 ile pistonla ilgili problemler. Yani pistonum bozuk olabilir, çalışmıyor olabilir, yeterince yerine oturmamış olabilir. En önemli faktörlerden en fazla başımıza gelen pipetleme faktörlerinden bir tanesi. İkincisi pipet ucunun iyi takılmaması. Bu belki de ötekinden de daha fazla. Çünkü şöyle bir şey algı var. Pipet alıyorsunuz veya pipet kullanıyorsunuz ama orada tabii maliyet de işin içine girdiğiniz zaman pipet ucunu da başka firmadan alınıyor. Ama orada şöyle bir durum var. Aslında her bir üretici kendi pipet ucuyla pipeti uyumlu olarak gösterir ve onun kullanılmasını önerir. Peki doğru olan da budur. Ya da en azından şunu yapmanızı ben size tavsiye ederim. Herhangi bir A markasından bir pipetiniz var. Mutlaka pipet ucu alacaksanız pipet ucunun uygunluğunu demo bir pipet ucuyla test etmeniz gerekiyor. Yani hem orijinal pipet ucuyla pipeti test edersiniz hem de alacağınız başka bir pipet ucuyla pipeti test edip biraz önce gördüğümüz hassasiyet ve doğruluğu gördükten sonra pipet ucunu almak daha doğru olacaktır. Yoksa belki de pipetlemedin %50 hatalı kısmını yapmış olacaksınız. Yani pipet ucu iyi takılmayacaktır ve takılmadığından dolayı kenarlardan hava alacaktır. Siz hiçbir zaman doğru volümde bir çekim yapmamış olacaksınızdır. O yüzden lütfen pipet ucuyla pipetin iyi kontrol edin. Orada ikinci bir şey söylemek isterim bununla ilgili olarak. Pipet ucuyla pipetin iyi takıldığını anlamak için şu an yeni pipet uçlarında şöyle özellikler eklerdi. Özür dilerim. Pipet ucuna taktığınız zaman eskiden bilirsiniz üniversiteyken böyle tık tık vururduk hani oturma sesini duymak için. Artık pipetler pipet ucuna takıldığı zaman Optiload diye bir özellik var. Sartorius'un özelliğinden bahsediyorum şimdi özelliği ama pipet ucuna oturduğu zaman pipeti bastırdığınız anda pipet ucuna girer ve yaylanır. Yani sizin pipet ucunun doğru takıldığını size gösterir. Bu 8 channel'da da böyledir. Tekli channel'da da böyledir. Siz artık pipeti takıp hafifçe bastırdığınızda artık pipet ucum benim mikropetime rahatça oturdu diyebilirsiniz. Bu önemli yoksa tam oturmamışsa
işte böyle hassasiyet ve doğrulukta sıkıntılar yaşarsınız. Orta derecede pipetlemede orta derecede etkili olan faktörlere gelelim. Bu da %4'ünü oluşturuyor. Pipet ucunun tekrar kullanılması. En önemli yerlerden bir tanesi. Pipetlemede nem oranı, yani ortamdaki nem oranı çok yüksekse veya çok düşükse bu da gene bir etken. Çünkü biliyorsunuz pipet kalibrasyonları belli bir nem ortamında ve sıcaklıkta yapılır. Ona göre ayarlanır. Sizin ortamınızda yapmış olduğunuz pipetlemelerde eğer nem oranı çok yüksekse tam tersi bir şey yapacaktır. Size bir kötü bir geri dönüş yapacaktır. Biraz sonra onunla ilgili slaytlarımız olacak. Hangi nem oranında olması gerekiyor. O yüzden buraya geçiyorum. Pipetleme ucunun halkalanmaması, bu da pipetlemede en önemli faktörden bir tanesi. Bu konuda zaten 3 kere en az çalkalanması gerektiğini bildiriyor. Biraz sonra zaten ilerleyen slaytlarda göreceksiniz pipet çalkalaması ne demektir, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir. Onunla ilgili olarak zaten ilerleyen slaytlarda sizlere vereceğim. Pipetleme zamanlaması ve ritmi, bu çok önemli. Bu da gene mikropeti eğer tecrübeli bir kişi kullanıyorsa pipetleme zamanını ve ritmini zaten o kullandığı sene boyunca alıyor. Ama hiç kullanmamış, yeni başlayan bir kişi ise mikropetin ritmini ve zamanlamasını ayarlayamıyorsa, fazla hava hızlıca çekiyorsa mikropeti, sizin de başınıza hani mutlaka gelmiştir. Ya köprücük oluşur ya hava kabarcığı oluşur. Onun bir ritmi vardır. O ritmi yakalamak gerekiyor. Eğer çok hızlı veya çok yavaş çekiyorsanız bu pipetlemede yanlış sonuçlar meydana gelir. Pipetleme açısı, bu da önemli. Zaten pipetleme biliyorsunuz ilk pipetleme anlatırken bunu anlatılır. 90 derecelik bir açıyla işte aşağı yukarı sıvının 3 milimetre yüzeyinden çekilir ve 45 derecelik bir açıyla boşaltılır. Bu önemli. Bunun dışındaki şeylerde mutlaka pipet ucunda ürün kalması oluşur. İstediğiniz volümü aktaramayabilirsiniz. Biraz sonra zaten bunların örneklerini göreceğiz hep beraber. Pipetlemede az miktarda etkili olan faktörler, ki bunlar %0,5 gibi bir şeyi oluşturuyor. Piston hareketinin yetersiz olması. Pistonda şöyle bir şey olabilir belki. Eğer pipet ucunuzun şöyle söyleyeyim ya da yanlış söyledim. Mikro pipetin ucunda bir şey vardır. Plastik bir kısım vardır bilirsiniz. Orada şimdi yeni ürünlerde biraz sonra göstereceğim sizlere slaytta filtre takılır. O filtre içerisine numune kaçmasını engellemek amacıyla. Eğer mikropetin içerisine numune kaçar da eğer çok yoğun bir sıvıysa veya çok cıvık bir sıvıysa pistonda şey yapabilir. Kuruma yaratabilir veya yeterli. Bu şimdiki mikropetler biliyorsunuz eğer manuel mikropet tam otoklavlanabilir ve 3 parça halinde çıkarıp takılabilir sistemlerdir. Bunlarda siz pistonu rahatlıkla çıkartabilirsiniz, alkolle yıkayabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız işte pistonda hareketin belli bir süre sonra kısıtlanması meydana gelir. Bu da istediğiniz volümde ürünü çekmenize engel olur. Diğer daha az etkili faktörlerden bir tanesi de aslında bu da önemli. Pipet ucu, numune sıvısı ve oda sıcaklığı arasında ısı farklarının olması. Bunlar özellikle küçük volümlerde ürünler çekerken etkili olan faktörler. Bunlar en azından eğer bir ölçüm belirsizliğiniz varsa bunu göz önüne bulundurmanız gerekiyor. Pipet genelinde söyledim bunu ama bütün cihazlar için geçerli. Terazide de tartım yaparken kütleyle veya numuneyle terazi aynı sıcaklıkta değilse, oda aynı sıcaklıkta değilse sapmalar meydana gelir. Pipette de aynı şekilde çok soğuk numune, çok sıcak numune veya pipet, bunlar az da olsa volümde farklılıklar yaratır. Bunu nasıl önüne geçebilirsiniz? Aslında hani moleküler çalışıyorsanız zaten soğuk enzim çalışıyorsunuz. O yüzden muhtemelen soğuk almanız gerekiyor bunu. Pipetlemeniz gerekiyor. Şöyle şey yapabilirsiniz, önüne geçebilirsiniz.
bir ölçüm belirsizliği kendinize belirlersiniz ve bunu kendiniz pipetinizde, mikropipetinizde bunu yaparsınız. Bu ısı farklılıklarına göre siz bir ölçüm belirsizliği belirledikten sonra sizin limitleriniz içerisindeyse sıkıntı değil ama limitleriniz dışındaysa tekrar gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Ama en azından sizin testinizin güvenilirliğini sağlamış olursunuz. Burada aslında sizlerde pipetlemeyi etkileyen faktörlerden en önemlilerinden bir tanesi aslında dedim ya ilk yüzde yani, bir tecrübeli bir kişiyle tecrübeli olmayan bir kişi arasında çok büyük fark vardır pipetlemede. Bakın burada sol tarafta bir tane mekanik pipet görüyorsunuz. 1000 mikrolitrelik ve sağ tarafta da elektronik pipet görüyorsunuz. 1000 mikrolitre. Şimdi elektronik ve mekanik pipet arasındaki farkı zaten hepiniz biliyorsunuzdur ama ben tekrar hatırlatmak isterim. Manuelde siz tamamen kendiniz basarsınız. Birinci, ikinci seviye sonra tekrar alırsınız. Elektronikte hiç öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Kendiniz sadece düğmeye tek bir tuşla butona bastığınız anda otomatikmen kendi çeker. O ritmi de kendi ayarlar. Siz mesela o an için çekerken manuel mikropipette hızlı çekmiş olabilirsiniz. Yanlış çekmiş olabilirsiniz ama elektronik pipette bu tamamen göz ardı edilebilir. Yani göz ardı edilir. Çünkü tamamen otomatik olarak yapıldığından dolayı hiçbir şekilde bir yanlışlık olur ne bir hata olur. Peki bunu nasıl görüyoruz? Bakın şurada şeyi de görebilirsiniz. Slide'da sol tarafta gördüğünüz gibi. Eğer tecrübesiz bir kişi pipetleme yapıyorsa bakın. Random error, rastgele hata ve sessizlik hatanın ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. %3 ve %80'e kadar %0.80'e kadar kan bir şey, hatayı görüyorsunuz. Bakın aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi. Ortalama bir tecrübeli kişide bakın ama sistematik ara hata gene çok yüksek bakın. Expert'te bile bakın yani artık 3-4 seneden beri pipet kullanıyor. Yetenekli ve bu konuda bilgisi var. Gene sistematik error'u dikkat ederseniz gene sistematik error'u çok yüksek. Sistematik hatası hala çok yüksek. Sadece mekanik pipette eğer tecrübeli ise şey biraz daha düşük oluyor burada gördüğünüz gibi. Ve dağılımı görüyorsunuz. Yani bir tanesinde çok fazla hata varken birisinde daha az hata olabilir. Yine aynı şekilde buradaki dağılımı görüyorsunuz. Hiçbir birbiriyle uyumlu değil. Çünkü tecrübeye göre, o ana göre, o kişiye göre, o kişinin o anki pipetleme durumuna göre değişebiliyor. Eğer ardı ardına pipetleme yapıyorsa zaten çok fazla değişim gösterir biliyorsunuz. Bu sağ tarafta da bir elektronik pipeti görüyorsunuz. Bakın elektronik pipette hepsi 0.50'nin, %0.50'nin altında bir random, rastgele hatayı görüyorsunuz bakın. Sistematik hata bile bakın %0.60'ların yukarısına çıkmıyor dikkat ederseniz. Ve hepsinin dikkat ederseniz yine hepsinin hassasiyet ve doğruluktan bahsetmiştik. Hepsi aynı kümede gördüğünüz gibi. Yani bakın burada hepsi neredeyse sıfıra yakın hem şeyi var. Rastgele hatası var ve sistematik hatası var. Şuradaki kümede ise sistematik hata biraz daha fazla gördüğünüz gibi. Burada aslında burada söylemek istenen şu, tecrübeyle bu çok alakalı bir konu pipetleme. Eğer tecrübeli ise kişi pipetleme tabii daha doğru olacaktır. Doğru olsa bile ama orada gene dediğim gibi tecrübeli kişilerde bile bakın gene hatalar gene yüksek oluyor eğer mekanik pipet kullanıyorsanız. Biraz önce pipetlemeyi etkileyen faktörlerden bahsettim. Şimdi onlardan kısaca bahsedelim. Sıcaklıktan bahsetmiştik. Bakın lütfen dikkat ederseniz ISO 8655'e göre pipet, pipet ucu ve numune sıvısı arasındaki 1 santigrat derece sıcaklık farkı %0.3 hataya neden olur. Bakın 1 santigrat derece sıcaklık farkı. O yüzden daha önce söylediğim gibi öyle bir çalışmanız varsa bunu bir test etmeniz gerekiyor. Ölçüm belirsizliğini belki belirleyebilirsiniz. Kendinize göre bir test yöntemi geliştirip benim yaptığım çalışmalarda ben böyle kullanıyorum. Arada sıcaklık farkı var. Acaba ne kadar bir kaybım var? Ne kadar bir sapmam var?
Bunu görmeniz daha doğru olacaktır. Yoksa %0,3'lük bir hata. Bu belki 1.000 mikrolitrede şey olarak size belki etkilemeyebilir ama daha küçük volümlerde belki de daha fazla şeyler, sizin numunenizin daha az veya daha çok pipetlenmesini sağlar. Bu da belki çalışmanıza etki eden faktörlerden biri olabilir. Bunu lütfen lütfen hani yerlerde not edin. Havanın nemi diğer bir faktör. Numune sıvısının buharlaşmasına havanın nemini arttırarak engel olunabilir. Yani eğer bir yani alkolik bir şey pipetleyeceksiniz veya çok hızlı buharlaşan bir ürün pipetleyeceksiniz. Havanın nemini arttırırsanız %50, 60, belki 70'lere sizin sıvınızdan buharlaşmayı o kadar daha aza indirirsiniz. Bu şekilde hem sıvınızı korumuş olursunuz çünkü buharlaşmada muhtemelen konsantrasyonunuzu da değiştirecektir. İçerisindeki sıvının konsantrasyonu da değişecektir. Bu da çalışmanızı etkileyecektir. O yüzden olabildiğince havanın böyle bir numunenizde böyle bir sorun varsa benim önerim havanın nemiyle oynayarak siz bu buharlaşmayı önleyebilirsiniz. Havanın basıncı diğer bir faktördür. Bu da lütfen önemli. Türkiye'nin farklı yerlerinden sunumumuza katılıyorsunuz. Biliyorsunuz kalibrasyonda şu çok önemlidir. Yani siz İstanbul'da bir yerden pipet aldınız ama pipet 2000 metre yukarıda bir yerleşim yerinde çalışıyorsunuz. Anadolu'nun herhangi bir şehrinde. Kalibrasyon olunan yerle sizin çalıştığınız yer farklı olduğundan dolayı arada farklar olacaktır. Deniz seviyesinde hava basıncı sonuçlarınızda çok az bir değişime neden olacaktır. Ama yüksek rakımlı bakın yerlerde hava basıncının sonuçlarınız üzerine daha fazla etkisi olacağı unutulmamalıdır. O yüzden aslında ya ayar yapılabilir mikropetin arkasındaki ayar yerinden veya sizin lokalinizde sizin olduğunuz yerde eğer hizmet alacağınız bir firma varsa yerinde kalibrasyon yapmak belki de daha doğru olacaktır sonuçlarınızın güvenirliği açısından. Pipetlemeyi etkileyen diğer faktörlerden birisi de pipet ve pipet ucu uyumluluğu dedik orada ilk başta hatırlarsanız. Pipet ve pipet ucu uyumluluğu sonuçlarınızın hassas ve doğru olması için çok önemlidir. Sadece pipetle alakalı değil de sizin pipetlemenizin iyi olması veya pipet ucuyla değil, ikisinin birlikte mutlaka uyumlu olması gerekiyor. Biraz önce de ilk başta aslında bahsetmiştim, tekrar hatırlatayım. Bütün üretici firmalar pipetle kendi pipet ucunun uyumluluğunu garanti eder. Ve o uyumluluğuna göre işte sistematik error veya sistematik hata veya random hatayı ona göre ayarlar. Ona göre o sonuçları verir. Siz alacağınız zaman mikro pipeti ona bakarsınız. Benim işte 1000 mikrolitrede ne kadar hatam olacak? İşte veya 10 veya 100 mikrolitre ne kadar hatam olacak? Onu siz broşürde veya teknik datada bunları görebilirsiniz. Ama eğer siz aldıktan sonra farklı bir pipet ucuyla bunu kullanacaksanız mutlaka pipetle pipet ucunun mutlaka uyumuna bakın lütfen. Uyumlu olması çok önemli. Bakın sol tarafta bir pipet ucunu görüyorsunuz. Bakın ilk soldakini gördüğünüz gibi aslında oturmuş gibi gözüküyor ama kenarlarında boşluklar var. Bakın tam uyumlu değil aslında. Bu kenarlardaki boşluklar pipet ucunun pipete ya tam olarak takılmasına engel olacaktır. İstediğiniz volümü çekmesini engelleyecektir. Bu çok önemli. İkincisine bakalım lütfen. Gene aynı şekilde kenarlarda boşluklar var. Burada da aynı şekilde doğru volümde bir çekmeyi engelleyecektir veya çekerken mikro pipet ucu düşecektir. En doğru mikro pipet ve pipet uyumluluğu bakın üçüncüsünde görüyorsunuz. Tamamen pipet ve pipet ucu tamamen uyumlu ve tam oturmuş şeklinde. İşte eğer bu şekilde olursa sizin sonuçlarınız tam hatasız olur. Biliyorsunuz şey gibi yani mikro
Pipetleme aslında bir çalışma yapacaksınız moleküllerde, mikrobiyolojide. Aslında teste başladığınız ilk yer. Terazi gibi bir bir işlem yapacaksınız. İlk başta tartım alırsınız, ondan sonra işlemler devam eder. Sonra analitik cihazla işlemlerden alırsınız. Veya bir ELISA yapacaksınız veya moleküler bir çalışma yapacaksınız. İlk başta pipetlemeyi yaparsınız. Daha sonra onu alır, diğer cihazlarda analizinize devam edersiniz. Ama bu mikro pipetleme ya da daha doğrusu özür dilerim, mikropet kullanımı veya pipetlemede yaptığınız herhangi bir hata, küçücük uyumluluk bile sizin aslında sonraki zamanda yapılan her şeyde bir kümülatif olarak, toplam olarak bir hataya neden olacaktır. Belki de görmeyeceksiniz, sonucunuz farklı çıkacak ama burada bir istediğiniz volümden aşağıda veya yukarıda bir enzim alacaksınız veya koyacaksınız. Çalışmanız tamamen ona göre hem üretimliliği, produktivitesi hem de doğruluğu zarar görecektir. O yüzden bu ilk başlangıcın aslında adım adım gidip doğru olması sizin testinizin güvenliği açısından çok önemli olacaktır. Onu ayrıca hatırlatayım istedim. Şimdi burada yani aslında biraz önce söylediğimi tam hani ne demek istediğimi anlayın diye bu yapılmış bir çalışma aslında. Bir Sartorius'un yapmış olduğu çalışma. Bu kompetitör, biz rakipler var ama hangi rakip olduğu belli değil. Bakın burada bir rakip ve pipet ucu, bakın pipet ucu, farklı farklı pipet ucu. Gördüğünüz gibi 1 mikrolitrelik pipet ve pipet ucu. Normal bizim referans çizgimiz bakın şu. Ama her bir pipet ucunda bakın ne değişiyor? Ya mikropipette. Bakın pipet ucunu değiştirdiğim zaman benim volümüm 1006 mikrolitreye kadar çıkıyor. Hatta 1006, 1007 falan ne kadar çıkıyor. Veya 900, ama bunu düşünmeyin. Sadece bu etki, bunun dışındaki etkiler de kümülatif olarak toplandığı zaman şöyle düşünün. 1008 değil de 1012 olacaktır. Çünkü buna sistematik hata, işte random hatalar falan gelecektir. Ama sizin sırf pipet ucunuz uyumlu olmadığından veya aynı marka değilse bakın şu kadar bir fark olacaktır. Bu A veya B markası olabilir, önemli değil. Ama her bir markada bu kadar farklılık meydana gelecektir. O yüzden pipet ucunun aynı marka olması aslında sizin sonuçlarınızın doğruluğu açısından çok 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 önemlidir. Burada şimdi adım adım bu şu ana kadar söylediklerimiz, dikkat edilmesi gereken şeyleri aslında adım adım anlatmak isterim. Burada pipetin ucu takılmasın. Ne demek? Yani çok basit gibi geliyor aslında ama hani trikler nelerdir? Nasıl olması gerekiyor? Öyle yapmazsak, böyle olursa nasıl olur? Onunla ilgili bir örnekler vermek isterim. Pipet ucu dikkatlice takılmalı tabii ki. Herhangi bir şekilde sallamak, pipeti sağa sola aşağı yukarı sallamak veya eskiden hani dediğim gibi biz kullanırdık üniversiteyken tepsiye pipet ucunu taktıktan sonra tak tak ufak bir vurulurdu. Aslında onlar pipete zarar verebiliyor. Şu anki pipet ucunun gene aynı şekilde takılırken pipetlerin bükülmesi gene aynı şekilde sizin elinizde veya parmağınızda sakatlığa neden olabilir. Ama daha önce söylediğim gibi optiload özelliği, yani pipet ucu pipet ucuna takıldığı anda mikropet vurmanıza gerek yok. Pipeti biraz daha aşağı doğru indirdiğiniz anda o bir esneme yapıyor. Yani optiload özelliği direkt oturuyor, kalkıyor. Bir yaylanma yapıyor. O zaman diyorsunuz ki tamam, benim mikropipetime rahatlıkla uyum sağlamış ve oturmuştur diye güvenebilirsiniz ve ondan sonra şeye geçebilirsiniz. Şimdi ön çalkalamadan bahsetmiştik. Onunla ilgili sizlerle paylaşmak isterim. Ön çalkalama pre-rinsing diye geçiyor. Ne demektir? 86-55'e göre, ISO 86-55'e göre pipet ucunun 3 ila 5 kez ıslatılması tavsiye edilir. Bununla ilgili ben bir video çektim. Bir dakikalık bir video çektim. Bunu sizlere daha sonra paylaşmak isterim. Kendim çektim. Hiç ıslatma yapmadan pipet ucuyla direkt aldım. Mavi boyanmış bir şeyle. Direkt hiç ıslatma yapmadım. Aldım. 1000 mikrolitre aldım. Tartım yaptım terazide.
Bir de 3 kere ön çalkalama yaptım ve onun da terazi tartımını aldım. Arada çok büyük fark var, onu söyleyebilirim. O videoyu paylaşacağım daha sonra. Sizlerle de paylaşabilirim. Arzu ederseniz onunla ilgili de şeyleri gönderebilirim. Pipet ucunun ıslatılması çok önemli. Daha önce pipetlemeyi etkileyen faktörlerde bahsetmiştim. Pipet ucunun ıslatılması doğruluğu arttırır. Çünkü pipet ucu polipropilenden yapılmıştır. Pipet ucu eğer ilk almada siz boşaltırsanız, pistonla aldım ve sıvıyı boşaltırken o pipet ucunun cidarına yapışmış olan sıvı o pipet ucuyla doygunluğa ulaşana kadar kenarda şey yapar. Pipet ucunun cidarına yapışacaktır. Siz onu pipetleseniz bile belli bir miktar mutlaka sıvı pipet ucunda kalacaktır. Ama 3-4 kere siz onu ıslatırsanız, al ver al ver yaparsanız şunun önüne geçmiş olacaksınız. Artık bu pipet ucunu siz doyuracaksınız o sıvıyla. Doyurduktan sonra artık sizin pipet ucunuz o sıvıyla doyduğundan dolayı aldığınız her bir volümü doğru olarak siz pipetleme imkanı bulacaksınızdır. O yüzden bunu hani eğer böyle bir şeyiniz varsa çok basit dediğim gibi terazinizde 4 veya 5 dijitli bir teraziniz varsa rahatlıkla kendinizle şey yapabilirsiniz. Bunu ölçüp görebilirsiniz. Ya da dediğim gibi ben bunun videosunu size gönderebilirim. Ama arada fark oluyor, bilginiz olsun. O yüzden benim önerim 3-5 kere ıslatma yapmak pipet ucunda, özür dilerim. Bu da sizin doğruluğunuzu arttırıyor. Ucu pipetlemeden önce yıkamamak, bakın dağıtılan hacimlerin ayarlanandan daha küçük olmasına neden olur. Yani belli bir sıvı o pipet ucunun kenarına yapışıyor demek oluyor aslında. Sıvı pipetin ucundaki kuru hava boşluğuna buharlaşmaya başlar. İçindeki hava doyduğunda buharlaşma sona erer ve dağıtılan hacimlerde doğru olur. Bu 3-5 ön durulamadan sonra gerçekleşir. O yüzden ISO'nun söylediği 86-55'e göre mutlaka bu ön durulama yapmak sizin için doğruluğu çok fazla arttıracaktır. Bu çok önemli. Lütfen bunu hani kendi çalışmalarınızda da göz ardı etmeyin. Sıvı sıcaklığı ile ilgili bir grafiğimiz var. Bakın burada gördüğünüz gibi. Soğuk veya sıcak veya soğuk sıvılar pipetlenirken ne yapmamız gerekiyor? Her pipetlemeden sonra mutlaka ucun değiştirilmesi gerekiyor. Sonuçlarınızın mümkün olan en iyi doğruluğa ulaşmasını istiyorsanız, bakın normalde şurada bir aslında dediğim gibi bunlar sizin çalışmanıza göre, hassasiyetinize göre sizin çalışmayı yapıp ona göre kendinizi doğrulamaya yapabileceğiniz şeyler. 22 santigrat derece aşağı yukarı ortam sıcaklığı veya laboratuvarda ayarladığınız sıcaklık, bakın 1000 mikrolitre aşağı yukarı aldığınız zaman 22 derecede aynı volümü, referans volümü yakalıyorsunuz. Yani ben 1000 mikrolitreye pipeti ayarladım, mikropetimi ayarladım. 22 santigrat derecelik bir sıvı çektiysen veya ortamda oysa sıkıntı yok bakın. Ama 5 derecelik bir ortamda veya şeyde sıvıda 960 mikrolitrelik bir hacim çekmiş oluyor. Veya pipetleme yapmış oluyorum. Bu çok büyük bir rakam aslında bakın. Binde. Veya 28 santigrat derecede, 30 santigrat derecede bir ortamda veya sıvıda yapmışsam bakın aşağı yukarı bir 25 mikrolitre bir fazlalığım olmuş oluyor. Belki 1000 mikrolitre de aslında çok yüksek rakamlar bunlar ama belki hassasiyetiniz çok yüksek olmadığından dolayı bunları tolere edebilirsiniz ama daha düşük sıcaklıklarda o aralığınız daha dar olacağı için sizlere daha hassas olmayan yaratabilir. Hani o konuda sizleri uyarayım. Şimdi doğru pipetleme teknikleri nelerdir? Onunla ilgili birkaç şey. Bu çok önemli. Hani biliyorsunuz ama tekrar hatırlatmak isterim bu sunumumda tekrar.
mutlaka ve mutlaka pipet dik pozisyonda tutulur. Mutlaka. Pipet ucu sıvı yüzeyine 2-3 milimetre uzaklıkta olacak şekilde çekme işlemi bakın yapılır. Yani aşağı doğru çok fazla daldırılmaz, dibe doğru yüzeye yakın ve mutlaka ve mutlaka dik olması gerekiyor. Yan çekerseniz volüm kaybı olur. Bu çok önemli. Ve belli bir ritimde, biraz önceki slaytlarımda, ilk önceki slaytlarımda belirtmiştim. Ritmi yakalayamazsanız, çok hızlı çekerseniz, bırakırsanız hava çekmiş olursunuz. Yani kabarcık oluşturursunuz. Bu da yanlış volüm çekmenize neden olur. O yüzden belli bir ritimde çekmeniz gerekiyor. Dediğim gibi elektronik pedler bunu belli bir ritimde yaptığı için hata, sistematik ve random hatalar daha düşük oluyor. Ama hani siz elle yaparken bu mutlaka ve mutlaka bir 90 derecelik açıyla ve yavaş bir ritimde çekilmesi gerekiyor. Dağıtmada da mutlaka ve mutlaka 90 derecelik bir açı ve bunu belki de çok atlanıyor. Çok özür dilerim. 45 derecelik bir açı, evet. Ama kabın duvarına pipet ucu dayanarak yapılması gerekiyor. Çünkü köpürüyor diğer türlü. Köpürmeden hani eğer mikropipet çok kullanmışsanız bilirsinizdir. Pipet eğer bir kenara, bir köşeye, duvara, kabın duvarına yaslamazsanız aslında bırakırken köpürme yapar. Belli bir hacimdeki sıvı tekrar kaçar. Şey yaparsanız onu engelleyemezsiniz, içeri kaçar. Bunu engellemenin tek yolu işte mikro pipet ucunu duvara, kabın duvarına şey yapmaktır, daptır. Aksi takdirde mutlaka ve mutlaka sizin şey olacaktır, volüm kaybınız olacaktır. Bunu lütfen göz önüne alın. Bu çok önemli. Mutlaka kenarda bir yerde kabın duvarına 45 derecelik bir açıyla bunu pipetlemeyi veya sıvıyı iletmeyi sağlamanız gerekiyor. Şimdi birkaç pipetleme çeşidinden bahsedeceğim gene. Bu önemli. Sizin çalışmalarınız önemli. Kiminiz belki daha kaba pipetlemeler yapıyor. Belki de bazılarınız mikrobiyolojide çalışıyor. Kiminiz molekülerde çalışıyor. Kimi ilaçta çalışıyor. O ürün veya numune sıvılarınız birbirinden farklı. Onlara göre neler vardır? Farklı farklı neler yapabilirsiniz? Onlardan bahsetmek isterim. Düz pipetleme hepinizin bildiği, biraz önce bahsedilen pipetlemedir. Nerede kullanılır? Bu önemli. Büyük hacimli sıvılarda. Yani 20 mikrolitre, 100 mikrolitre, 1000 mikrolitre, yani aşağı yukarı yani 100 mikrolitreden sonrakilerin hepsini büyük hacimli sıvılar diye düşünebilirsiniz. İkincisi akışkan sıvılar. Yani su gibi olan, viskoz olmayan, cidara yapışmayan sıvılar düz pipetlemeyle rahatlıkla pipetlemesi yapılır. Ya da az miktarda deterjan veya protein içeren sıvılar. Ki eğer bir ürün, sıvı ürün deterjan veya protein içeriği yüksekse düz pipetleme onlar için uygun değildir. Onu biraz sonraki slaytlarda göreceğiz zaten. Ama düz pipetlerde normal sıvılarımız, reaktiflerimiz için uygun bir pipetlemedir. Bir sonraki slaytımızda sizlere düz pipetleme dedik. Şunlarda kullanılır dedik. Ne demektir düz pipetleme? Biliyorsunuz 1'e kadar basıyorsunuz, alıyorsunuz, çekiyorsunuz. Ondan sonra 2'ye kadar boşaltıyorsunuz. Bu düz pipetlemedir ve herkesin bildiği pipetlemedir. 1 ve 2 kısımları vardır biliyorsunuz. 1'e kadar basarsınız, sonra çekersiniz, sonra 2'ye kadar pipetin ucundaki bütün volümü boşaltırsınız. Bu düz pipetlemedir. Dediğim gibi düz pipetleme büyük hacimli sıvılarda normal viskoz akışkan sıvılarda protein ve deterjan ürün içeriği olmayan normal sıvılarda kullanılır. Peki ters pipetleme nedir? Bu çok fazla aslında bilinmeyen veya kullanılmayan bir pipetleme ama bazı koşullarda çok fazla yararlı olacağını düşündüğüm, yararlı olduğunu düşündüğüm bir pipetleme şekli. Ters pipetleme özellikle biyolojik sıvılarda. Yani siz moleküler çalışıyorsunuz, histolojik çalışıyorsunuz, biyolojik sıvınız var.
proteini köpüren bir sıvınız var. Yüksek miktarda protein veya deterjan var. PCR'da çalışıyorsunuz veya diğer şeylerde çalışıyorsunuz ama ürününüz yüksek miktarda protein veya deterjan içeriyor. Akışkan olmayan sıvınız var. Yani su gibi değil, böyle cıvık bir sürü sıvınız var. Ya da en önemlilerinden bir tanesi, hacminiz küçük. Yani 0,5 mikrolitre, 0,1 mikrolitre, 0,2 mikrolitre çalışıyorsunuz. Çok küçük hacimlerde çalışıyorsunuz veya pahalı ürünler çalışıyorsunuz. Yani işte çok küçük bir vialdeki bir ürünün protein miktarı bile 1000 eurolar, 2000 eurolar olan ürünler. Bunun için iki şekilde çalışma yapabilirsiniz. Ya ters pipetleme yapacaksınız ki bunu göstereceğim. İkincisi, low motion diye pipet ucu vardır. Yani içerisinde kalıntı bırakmayan. Yani içerisi polisajlanmış pipet ucu. Bu pipet uçları diğer standart pipet uçlarına göre ürünü içerisinde cidarında hapsetmez veya onu şey yapmaz, tutmaz. Direkt olarak verir dışarıya. Bu işte protein içeren, köpüren, işte küçük hacimli sıvılarda önerilen bir pipet ucudur. Ya da ters pipetleme yaparsınız işte bu ürünlerde. Şimdi onunla ilgili bir şeyimiz var. Bakın tam tersi burada da. İkiye kadar basıyorsunuz. Son, yani son basamağa kadar basıyorsunuz. Hepsini çekiyorsunuz. Ve birinci var. Pipetleme yapıyorsunuz. Bu ters pipetlemedir. Normal standart pipetlemenin tersidir. Dediğim gibi biyolojik sıvılar, protein içeren, deterjan içeren, küçük volümlü sıvılar, akışkan olmayan sıvılarda kullanılabilecek bir yöntemdir. Dediğim gibi eğer gene küçük sıvılarda da önerilir. Çünkü küçük sıvılarda, düşünün, küçük sıvılarda bir ürün alıyorsunuz ve küçük sıvıysa pipet ucunda normalde ucunda kalmaması gerekiyor. Ama ister istemez kalır. Pipet ucunun çok ucunda sıvı kalır. Onu engellemek için ya low retention pipet ucu kullanmanız gerekiyor ya da dediğim gibi ters pipetleme yapıp daha fazla hacim alıp pipetleme yapmanız gerekiyor. Bu iki şıktan birini kullanmanız mümkün. Peki burada çok güzel bir slaytımız var aslında. Bu slaytları daha çok beğeniyorum ben. Tam olur olan şeyi gösteriyor. Bakın viskoz sıvılar için ters pipetleme ve çoklu dağıtım teknikleri en iyi sonuç verir. Çoklu dağıtım biraz sonra ileteceğim sizlere. Viskoz sıvılar, yani işte protein, deterjan içeren yoğun sıvılar. Bakın forward pipetlemeye bakalım. Yani aslında düz pipetlemeden bahsettiğimiz normal standart olarak herkesin kullandığı pipetleme. Bakın işte burada aslında şey de var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, işte ön ıslatma falan yapıyoruz ya, bakın 5 veya 6. pipetlemeden sonra oturuyor pipet. Yani pipet ucu ondan sonra standart olarak doğru çalışmaya başlıyor. Doğru volüm alıyor. Kırmızı gördüğünüz, bakın, ama ilk dispensinglere bakın. 6'ya kadar doğru volümde almıyor ve çok fazla oynama var. Bak dikkat ederseniz 100 değil de 94 alınmış mesela. Ama reverse pipetlemeye bakalım. Ters pipetleme, bakın, mavi. Çok az bir oynama var. Yani 100 mikrolitre değil de 99. Ve daha sonra ikincisinden sonra düzeliyor tamamen. Ve hiçbir şekilde sapma olmadan 100 mikrolitre olarak doğru olarak alıyorsunuz. Veya multi dispensing dediğimiz çoklu dağıtma yöntemi, biraz sonra ondan bahsedeceğim. Onu da yaparsanız gene aynı şekilde sistem anında oturuyor. Burada tabii dediğim gibi bir faktör daha var. Düz pipetleme yapıyoruz ama ön çalkalama işlemi belki yapılmamıştır. Burada çalkalama işleminden sonra sistem oturuyor. Belli bir doygunluğa ulaşıyor pipetçi, ondan sonra oturuyor. Ama reverse ters pipetleme de diğer direkt olarak sistem doğru volümde çalışmaya başlıyor. Çoklu dağıtmadan bahsettik biraz önce. Pipetleme çeşitlerinden. Onun hakkında biraz bilgi vereyim. Çoklu dağıtma şu demek aslında. Kaptaki bütün su çekilir ve eşit miktarda dağıtılır.
Mikro plate ve uzun pipetleme serileri çalışırken yapılması tavsiye edilir. Yani dilüsyon yapıyorsunuz veya mikro plate isimde veya uzun pipetlemeler yapıyorsunuz. Toptaki bütün şeyi çekiyorsunuz. Aslında bu elektronik pipette çok kullanışlı bir şey. Şunu yapıyorsunuz. Mikro elektronik pipette diyorsunuz ki 1000 mikrolitre al, bunu 100 100 100 100 dağıt. Veya mikrolitre al, 20 30 40 50 diye dağıt. Ama testlerde mesela şey daha kullanışlı belki olabilir. 100 mikrolitre alıp işte 10 10 10 20 20 dağıt. Yani o kuyucuk boyunca aynı volüm istediğiniz şeye atabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. Diğer ise bunlar hep elektronik petler dediğim gibi otomatik kendi yapıyor. Yani 100 çekip 10 10 10 20 20 bir dağıtabiliyorsunuz. Seri dağıtma ise kaptaki bütün sıvı çekilir. Seçilen hacimde dağıtılır. İşte dilüsyon serileri veya kalibrasyon eğrileri kullanılırken daha çok bunlar oluşturulur. Kalibrasyon eğrileri hazırlanırken seri dağıtma veya işte dilüsyon gene aynı şekilde yaparken işte hacmi seçiyorsunuz, ona göre dili şey yapıyorsunuz, dilüyor ediyorsunuz veya dağıtıyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz. Burada bir de dilüsyon var aslında. Onu çok bahsetmek isterim ondan. İlk önce bir sıvı çekilir, sonra hava bırakılır ve tekrar başka bir sıvı çekilir ve aynı hava boşaltılır. Yani mesela elektronik mikropipetler de gene o şekilde yapılıyor. Siz diyorsunuz ki 10 al, 20 al, işte 30 al. 10 mikrolitre çekiyor, sonra tak diye hava bırakıyor. Arasında bakın gördüğünüz gibi mavi sıvıyı çekmiş, arada bir hava boşluğu var ve altında diyelim gidiyorsunuz yan taraftan 20 mikrolitre çekiyorsunuz. Daha sonra bunu ikisini birden aynı kuyucuya boşaltıyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Daha çok dilüsyon örnekleri ve reaktifler hazırlanırken gene bu yöntemi kullanabilirsiniz. Orada bahsettiğim gibi bunlar manuel olarak da yapılabilir ama elektronik olarak bazı koşullarda hem kullanım açısından daha elektronik petleri daha rahat yapılır ve sizi hatayı da engelleyerek daha rahat yapabilirsiniz. Eğer çok fazla pipetleme yapıyorsanız. Onun dışında titrasyon var. Onu da koydum. Aslında titrasyon çok fazla yani şeyde kullanmak zor. Manuel mikropipette ama mesela elektronik mikropipetlerde Sartorius için söyleyeyim ben titrasyon var. Ayarlıyorsunuz. Konsantrasyonu bileşik için titrasyon yapıyorsunuz ya. Yukarıdan sıvıyı damlatıyorsunuz. Renk değişiminizi görmeniz gerekiyor. Pipeti istediğiniz şeye ayarlıyorsunuz. Damlayı da atacağı volümü de ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki 1 mikron mikron gönder veya 0,5 mikrolitre pardon 0,2 mikrolitre gönder. 100 mikrolitrelik bir hacim çekiyorsunuz. Onu 0,1 gönderiyorsunuz veya işte atıyorum ne kadar istiyorsanız. Bu şekilde titrasyonda yapabiliyorsunuz. Şeyde sizin mikropetinizde yapabilirsiniz. Yavaş yavaş sunumun sonuna gelmeye başladım. Burada aslında slaytı bitirmeden önce bir şey daha bahsedeceğim sizlere. Birkaç slayt daha var. Buraya girmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi mikrobiyolojik veya moleküler çalışmalarda biraz daha farklı tabii. Orada biraz daha dediğim gibi ilk başta bahsettiğim işte küçük hacimli ürünler, reaktifler, pahalı ürünler olduğundan dolayı volümde sıkıntı yaşamamak için ya low retention polisajlanmış pipet ucu kullanmak gerekiyor. Bütün volümü aktarmak için ya ters pipetleme kullanmak gerekiyor. Ve orada slayta almadım ama çünkü o tamamen başka bir şey. İşte kontaminasyonlar var biliyorsunuz. Hem pipetin kontaminasyonu hem de işte pipet ucunun kontaminasyonu işte filtreli mikropipetler var. Mikro pipet uçları var. O pipet içlerini kullanmak gerekiyor. Çünkü Sartorius'un orada bir farklılığı şu, pipet ucunla filtre arasında bir hava vardır. Normalde diğer markalarda hiç hava yoktur. Direkt çektiğiniz volüm 1000 mikrolitre çektiğiniz direkt filtreye dayanır.
Sartorius'te ise arada şey vardır, hava vardır. Hiçbir zaman filtreye ulaşmaz çektiğiniz volüm. O yüzden kontaminasyon riski daha azdır. Ama şeyde ise tabii ve işte mikrobiyolojik çalışmalarda mutlaka ve mutlaka önerimiz filtreli uç kullanmak. Yoksa kontaminasyon riski her zaman var ve biliyorsunuz zaten kontaminasyon olduğu zaman belki de o çalışmayı tamamen çöpe atma riski bile var, başımıza gelebiliyor. Size son olarak son iki slaytım, sizlere şeylerden bahsetmek isterim toparlamak gerekirse. Pipetler yıllık olarak servis verildi, pipetlere yıllık olarak servis verildi. En az 3 ayda bir kontrol edildiğinden emin olun. Yani pipetler çok fazla mikropipetler çok fazla kullanıldıklarından dolayı ayarlarında çok fazla sapmalar olabiliyor. O yüzden mutlaka en az 3 ayda bir bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Ya kendi servisiniz tarafından veya servise gönderdiğiniz, hizmet aldığınız firma tarafından veya kalibrasyon firması tarafından mutlaka ve mutlaka servise hizmeti alın. Yoksa çektiğiniz volüm tamamen farklı olacaktır. Yani ben 100 mikrolitre çekiyorum diyorsunuzdur ama belki de 95 çekiyorsunuz veya 105. Mutlaka ve mutlaka böyle olacaktır. Kalibrasyon aralıklarını iyi belirlemek gerekiyor. Çok çabuk gidiyor, ayarlamanızı yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Pipet ucuna zarar verme riskini en aza indirmek için mümkünse raflı uçlar kullanmak gerekiyor. Diğerini elle yaptığınızdan dolayı kırılma olabiliyor veya tam yerine pipet ucu uyum sağlamayabiliyor. Yani tam takamayabiliyorsunuz. Pipet rakta ise direkt olarak optiload olarak anlıyorsunuz oturup oturmalarını. O önemli. Kullanılmadıklarında pipetleri dikey tutmak için pipet standı kullanın. Eğer içerisinde sıvı olan bir pipet ucu mikropete takılıysa ve siz yan koyarsanız içerisindeki sıvı pipetin içerisine geçebilir, kontamine edebilir, bozabilir. En büyük tabii sıkıntı orada kontaminasyon bir sonrakinde fark etmemişsinizdir ama mikrobiyolojik analizlerde işte kültürler birbirine karışmış olabilir. Bu çok önemli. Bunu cihazın mikropipetin içerisine ürünün geçmesini engellemek için tipkon filtreler vardır. Yani o yuvarlak kısma giren çok kullanımlı filtreler vardır. Onu koyabilirsiniz. Onu koyup pipetin içerisinde sıvı girişini engellersiniz. Ya da öyle bir dekontaminasyon solüsyonu kullanın. Önerimiz o. İşte örneğin distel diyebilirim veya farklı şeylerden söyleyebilirim. Ama dekontaminasyon önemli. Zaten şu an gerçi sizin belki de laboratuvarda kullandığımız şu anki elektronik dışındaki mikropetleri biliyorsunuz. Çoğu şeydir. Full otoklavlanabilirdir. Hem ayırıp da otoklavlayabilirsiniz ya da full olarak otoklavlayabilirsiniz zaten sistemde. Son olarak ya bu aslında Z faktörü çok fazla kullanmıyorsunuzdur tahmin ediyorum ama işte doğruluk hassasiyetini kontrol etmek Z faktörü olmadan bir yapılmaması gereken bir şey. Pipetin hacim aralıklarının ötesinde kullanmak kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Hem yanlış alırsınız hem de eğer 1000 mikrolitrelik ise 1200 çekmek isterseniz hem çekemezsiniz ama fazla çok az bir volüm alsanız bile pipetin ucunu kontamine etme riskiniz her zaman var. Takarken pipeti herhangi bir yerde sallamak doğru değildir. Yani içerisine girsin diye pipet ucunun tam uyumluluğunu sağlaması için. Yalnızca da aşağı itmeniz gerekiyor. Eğer ittiğiniz zaman pipet ucuna mikropet takılıyorsa takılıyordur. Takılmıyorsa zaten uyumlu değildir. Lütfen zorlamayın. Çünkü ya hem yanlış sonuç alacaksınızdır hem de pipet ucunu çıkartırken muhtemelen çok sıkıştırmazsanız mikropet bunu atmayacaktır. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınızdan dolayı. Benim sunumum bu kadardı. Biraz da sizlere sorularınız var diye zaman bırakmak istedim. Bengü Hanım sormuş, uçucu kimyasallarla pipetleme nasıl yapılmalı? Burada daha viskoz sıvılarda yapıldığı gibi ters pipetleme mi öneriliyor? Ters pipetlemede nasıl hareket etmeliyiz? Bir de otomatik pipetlerin otoklavlanması nasıl yapılıyor? Onları direkt mi otoklava koyuyoruz?
vesaire yapılması gerekenler neler diyor. Bir de bazı pipetleme uygulamalarında pipetin ucu kesilip sıvının daha hızlı bir şekilde alınması sağlanıyor. Evet. Uygulama doğru mu? Evet. Aslında bayağı bir soru sormuş Zeynep Hanım burada. Evet. Evet. Yani şöyle şimdi gördüm şeyden bir bakayım. Uçum yasalarda bir slide'da vardı. Eğer uçucu buharlaşıyorsa yani buharlaşması yüksek bir sıvıysa önerilen ortamın nemini arttırmak. Yani buharlaşma şundan olur. Havanın nemi doymamışsa sıvı buharlaşmaya başlar. Ne zaman ki havanın nemi doyarsa o buharlaşma azalır ve durur. O yüzden önerimiz sıvınız çok yoğun buharlaşıyorsa ya şunu yapmanız gerekiyor. O biraz sıkıntılı tabii. Ortamdaki arttırmanız gerekiyor. Tabii bunların olabilitesi sizin laboratuvarda yapabilirseniz hani ayrı bir şey. Onu hani her zaman olamayabiliyor ama 2-3 tane farklı içerik uygunsa dediğim gibi şey yapabiliriz. Orada havanın nemi için şey yapabiliriz. Havanın nemini yükseltebilirsiniz. Havanın nemini yükseltirseniz uçuculukta azalacaktır. Viskoz sıvılardaki gibi ters pipetleme yapılma yani o şekilde yapabilirsiniz. Onu bir denemek lazım. Çünkü şöyle bir şey viskozda aldığınız zaman şunu düşündünüz tabii yani düşünüyorsunuz. Viskoz, ya ben acaba istediğim volümden daha mı azaldım? O arada alırken işte buharlaştı mı veya? Bunun önüne geçmek için ters pipetleme bir seçenek olabilir. Çünkü ters pipetlemede düz pipetlemeden daha çok volüm alırsınız. O yüzden o kaybettiğiniz aslında volümü ters pipetlemede şey yapabilirsiniz. Yerine koyma şansınız var. Onu bir deneyebilirsiniz ama orada şunu söyleyeyim ben. Benim naçizane önerim çünkü böyle konular biraz daha şey konular. Hani kesin konuşma sakıncalı şeyler. Benim önerim orada şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi 4 haneli 5 haneli bir teraziniz varsa deneyin lütfen. Normalde normal bir buharlaşmayan bir sıvı alın, pipetleyin, terazide tartın, bir de sizinkini tartın. Eğer hakikaten az bir volümse, volüm azalması varsa ters pipetleme deneyin tartın. 100 mikrolitre için aşağı yukarı 100 gram bir şey olacaktır. Yani gramajları göreceksiniz zaten siz. Aşağı yukarı oynamalar aslında sizin hacminizdeki işte azalma ve ağır. Onu o tartımla aslında check edebilirsiniz. Orada hem ters pipetlemeyi deneyin hem düz pipetlemeyi. Sizin için hangisi daha olacağını göreceksiniz eğer havanın nemini artırma şansınız yoksa ortamda. İkincisi otomatik pipetler aslında manuel otomatik pipetler otoklavlanabilir. Full otoklavla diyor zaten. Onu bütün olarak folyoya sarıp otoklavlayabilirsiniz veya 3 parçaya ayırıp sarfor içinden bahsedersem 3 parçaya ayırıp içini o şekilde de şey yapabilirsiniz, otoklavlayabilirsiniz. Ama elektroniklerin sadece alt tarafı tabii takdir edersiniz. Alt tarafı şey olur, otoklavlanabilir. Alt tarafını çıkartıyorsunuz, onu otoklavlıyorsunuz. Ama manuelde sıkıntı yok. Onları istediğiniz gibi otoklavlayabilirsiniz. Kaplama yapılması dediğim işte aynı şekilde folyoyla, alüminyum folyoyla kaplayıp yapabilirsiniz. Şimdi pipet bir iki üçüncü veya dördüncü soru ama pipetleme uygulamalarında pipetin ucu kesilip sıvıların da aslında dediğiniz gibi bu güzel bir soru. Viskoz ürünlerde yapılıyor daha çok. Hani pipet ucu çok küçük, ucu dar olduğundan dolayı eğer yavaş ritimde çekemiyorsan yapışıyor ve hava çekiyorsunuz. O yüzden pipet ucu kesiliyor uç taraftan. Ama orada ufak bir volüm kaybı oluyor bilginiz olsun. O yüzden viskoz sıvılarda pipet ucunun şey olmasından ziyade kesilmesinden ziyade önerim ters pipetleme. Düz pipetleme yapmaktansa ters pipetleme daha doğru olacaktır. Çünkü düz pipetlemede aslında kestiğinizden dolayı o kesilen uç kadar da atmış oluyorsunuz volümü. Yani o kes diyelim o kestiğiniz hacim ne kadara denk geliyor atıyorum 2 mikrolitreye. Siz 0,2 mikrolitre daha az hacim pipet ucunu çekiyorsunuz. Dolayısıyla pipetlemede de o kadar düşmeler oluyor. O yüzden önerim ters pipetleme belki sizin için daha şey olacaktır, daha doğru olacaktır pipet ucunu kesmeye göre. Yani şöyle söyleyeyim, ters pipetleme aslında çok kullanışlı ama çoğu yerde kullanılmayan benim gördüm. Ben üniversitede de çok kullanmadım işin açıkçası ama çok kullanışlı bir şey. Pipetleme çeşidi. Çok fazla ama
kullanılmıyor aslında ama dediğim gibi kullanabilirsiniz aslında. Buse Hanım'ın bir sorusu var. Buyurun. Mikropipet küçük hacimlerde ayarlandıysa işlem bittikten sonra mutlaka hacim sıfırlanarak bırakılmalı diye okumuş. Yay sürekli sıkışarak bırakıldığında hassasiyet değişiklikleri olabiliyormuş. Bu konuda sizin düşüncenizi soruyor. Yani sürekli sıfırlamamız mı gerekiyor pipeti her kullanmadan sonra? Güzel soru. Aslında şey yani o çok fazla yapılmıyor işin açıkçası ama mutlaka şeydir ama çok fazla etkilediğini ben düşünmüyorum. Çünkü orada şey var. Yani aslında en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz orada? Ondan ziyade şu. Şimdi mikropipeti siz ayarladınız bir hacime. Eğer kilit mekanizması yoksa bir pipet ucunda siz hatta şey pipet ucuna bastırma yerinden ayarlanabilir pipetler var. Ondan çeviriyorsunuz zaten. Ama kilit mekanizması yoksa o siz bastıkça o kilit mekanizması olmadığından dolayı pipet hacmi her zaman kayıyor aslında. Özellikle eski pipetlerde çok görürsünüz. Orada şunu yapmanız gerekiyor. Yani her defasında sıfırlama yapmaya gerek yok ama pipet hacmini ayarladıktan sonra kilit mekanizmasını kapatıp o şekilde pipetleme yapıp ondan sonra bırakmanız gerekiyor. Kilit mekanizması açık olduğu zaman mikropipette pipet hacim kaymaları meydana geliyor. Siz farkında olmuyorsunuz ama basarken o mesela 100 değil de 101'e kayıyor görüntü. O 4 haneli işte mercekten görüyorsunuzdur. 102'ye kayıyor. Yani bazen fark etmezsiniz ama belki de çektikten sonra görürsünüz. 101, 102'ye kaymış veya 98'e kaymış. O yüzden kilit mekanizması olan mikropipetleri kullanmak her zaman daha doğru. Yani sıfıra ben tekini işin açıkçası görmedim. Biraz da fazla uğraştırır sizi. Yani o çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Evet. Büşra Hanım'ın bir sorusu var Hüsnü Bey. 3-5 kez ıslatmalıyız dediniz. Bu işlem sonunda sudan dolayı çözeltimizi seyretme girişimine yol açmaz mı diye soruyor. Yani ıslatma işlemi aynı çözeltide yapılıyor bildiğim kadarıyla ama sizin yorumunuz... Aynen öyle. Aynen. Orada seyretme olmaz. Siz niye seyretme olmaz? Şöyle düşünün. Ben 100 gram 100 litrelik bir su var. İçine 90 işte 50 gramlık şeker koydum. %50 şeker var. Ama ben çalkalama yaparken o %50'yi çekiyorum. Yani her taraf homojense %50'yi çekeceğim. Yani orada sadece şekeri çekeceğim veya ötekini çekmeyeceğim değil. Homojen bir sıvıda bütün hepsini çekeceğim için cidara yapışan da sıvıda da %50'si şekerli olacak. Yani orada evet. Konsantrasyon olması meydana aslında yani mantıklı bir soru aslında güzel bir soru ama orada meydana gelmeyecektir. Ondan dolayı bir şeyden hani korkmayın o şeyden dolayı hani fiziksel solüsyonların fiziksel özelliğinden dolayı bir azalma konsantrasyon azalması en azından meydana gelmeyecektir. Evet. Aslı Hanım bir soru soruyor. Pipete takılan filtreler sıvılarla temas etmesi sonucu hava ile teması azalır mı? Yani hava daha mı azalma çeker? Bunu soruyor herhalde. Yani orada söyleyeyim ben. Aynen öyle aslında güzel bir nokta. Aynen dediği gibi yani orada en büyük sıkıntı o. Yani siz filtreye hem şey yaparsınız sıvıyla kontamine ettiniz ve sıvı girdi şeyin içerisine bir sonraki almanızda şey olacaktır. O gözenekleri kapadığından dolayı siz yeterli hacim almayacaksınızdır. Aslında ben onu söylemeyi unuttum. Çok güzel bir noktayı ben söylemeyi kaçırdığım noktayı söyledi dinleyicimiz. Çok doğru. Yani o çektiğiniz zaman o yüzden dedim ya Sartorius'ta filtre ile volüm arasında hava vardır. Yani siz ne kadar çekerseniz çekin o sıvının son geldiği noktayla filtre arasında geniş bir gap vardır. Hava boşluğu vardır. Ondan dolayı. Diğer rakipler için şey yapmış yani Sartorius'un çok fazla ürünlerinden bahsetmedim. Genel bahsettim ama orada farkı o. Yani Sartorius'ta da bir gap var. Ötekilerinde çok fazla gap yok. Direkt mesela filtrenin tam dibine kadar sıvıyı çekebiliyorsunuz. O yanlış. Arkadaşın söylediği gibi. Direkt olarak düşün sağa biraz çevirdiğiniz zaman bile değecektir. Yani dik tutuyorsunuz. Getirdiniz 45 derecelik bir açıyla boşaltacaksınız. Direkt olarak içteki filtreyi alsanız siz tıkıyorsunuz suyla. Çok doğru bir aslında şey. Evet. Yorumlu. Bir sorun daha var Mustafa Bey. Pipete bir daha sıvı çekmek mekanizmanın içine sıvı kaçmasına neden oluyormuş. Bu doğru mu diye soruyor Rezan Üzer.
Çok özür dilerim. Bir de alabilir miyim soruyu? Yani burada sorduğun soru şu anladığım kadarıyla pipete aniden sıvı çekmek. Yani bir anda bunu bırakmak tersine mekanizmaya sıvı kaçmasına neden oluyormuş. Doğru mudur? Aynen öyle. Evet Orhan Bey. Hani dinleyicimizin söylediği şey çok doğru. Eğer hızlı çekerseniz bir köpürme yaratırsınız. Volüm kaybı yaratırsınız. İki, çok hızlı çekerseniz o fışkırmadan veya köpükten dolayı pipetin içerisine sıvı numune kaçmasına sağlayabilirsiniz. Zaten hızlı çekerseniz istediğiniz volümü de alamazsınız. Yani yanlış volüm olur. O yüzden hani belli bir ritim olması gerekiyor diye bahsetmiştik. Güzel bir soru. Orada da bizim çözümümüz şu. Aslında bizim değil genel bir yani bütün firmalarda var işin açıkçası. Bunun hani mikro pipetin içerisine şurada geri de geleyim slide'da da göstermeye çalışırım. Mikro pipetin ucuna filtre takılıyor. Küçük filtre. Bu pipet ucu filtrelerden farklı bir şey. Çok kullanımlık. İçerisine ürün kimyasal kaçmasını engelliyor. Düşünsene solventiniz var. Kimyasal olarak tahriş edici, plastiğe tahriş edici veya kuruduğu zaman sıkıntı yaratıyor. Onun içerisine girmeyi engelleyici olarak pipet uçlarının ucunda şey vardır. Mikro pipetlerin ucunda özür dilerim filtre takma yeri vardır. Onu taktığınız zaman filtre kon bahsetmiştim zaten. Onunla siz filtre ucu mikro pipet ucunu içerisinde numune geçmesinin önüne geçmiş olursunuz. Bu da bir seçenek ama söylediği doğru. Evet, Buse Hanım'ın da bir aslında soru değil de ne kadar çok hata yaptığımı sizin sayenizde fark ettim. Bu faydalı seminer için çok teşekkür ederim diyor. Zeynep Hanım'ın bir sorusu var. Kimyasal bir sıvı çekerken örneğin metanol pipetin ucunu genişletebiliyor. Bu tür kimyasallarda yıkama yapmak doğru mudur? Mustafa Bey. Aslında çok güzel bir soru. O şimdi yani bazı tahriş ediciden bahsediyorsunuz ama şimdi kullandığınız şey önemli. Pipet ucunun kalitesi çok önemli. Yani o pipet uçların bir kalitesi var, püritesi var. Polipropilenden yapılıyor. Bir dümer aslında. Bunun kalitesine göre o pipet ucunun şeyi de değişiyor. Yani sertifikalı pipet ucu aldığınız zaman zaten onların kimyasal uyumlulukları vardır şeyde. Ama maalesef yani o konuda şey söylemek istemiyorum. Yani o firma bir firma değil. Yani bu Sartorius'un genelinde de bir şey değil. Daha genel bir şey söyleyeceğim ama eğer kaliteli bir firmadan veya Avrupa'dan geliyorsa onları bir zaten lot çıkışları ve şeyleri var. Belli bir püriteleri var, analizleri var. Ama standart olarak ucuz diye alınan pipet uçlarında bazı sıkıntılar çıkabiliyor. İşte böyle söylediğiniz gibi kimyasal uyumluluk sıkıntıları çıkabiliyor. Yani ikinci olarak bu bir neden ama ön çalkalamada şey dediniz ya yani etanol olsa da şöyle söyleyeyim diyelim pipet ucuna biraz bir dejenerasyon yarattı ama işte orada bile çalkalamak önemli çünkü 2-3 defa çalkaladığınız zaman o dejenerasyonun meydana getirdiği volüm kaybını en azından şey yaparsınız. Eğer çok fazla tabii dejenerasyon yapmışsa değil yani hani çok fazla yamuk yumukluk yaratmışsa zaten hacim değişmiştir. Ama çok az bir dejenerasyonda bile o tersine çalkalama yaptığınız zaman ürün şey olacağından dolayı homojen olarak yayılacağından dolayı aslında üstesinden gelmiş olursunuz. Ama benim tavsiyem pipet ucunun kimyasal uyumluluğuna göre tabii yapmak daha doğru olacaktır. Eğer kimyasal uyumluluğu onu karşılamıyorsa sıkıntı çıkacaktır. Evet. Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Aspirasyon işleminde pipet ucu sıvı yüzeyine 2-3 mm uzaklıkta olacak şekilde çekme işlemi yapılır dediniz. Fakat biz çalışmalarda pipet ucunu sıvı içerisinde tam daldırıyoruz. Hava çekmemek amacıyla. Yanlış mı yapıyoruz diye soruyor. Evet. Yani aslında standartta şudur. İSO'nun yani bu pipetleme standartına geçer. Ve hani şey gibidir. 90 derece tutulur. 45 derecede bırakılır. Onun gibi bir şey. O sistemde yüzeyin 3 milimetre altına da daldırılması gerekiyor. Daha fazla daldırıldığı zaman basınç etkisiyle
ne bir sapma meydana gelir bilginiz olsun. Yani en ideal koşul yüzeyin 2-3 milimetre aşağısıdır. Evet. Onun haricinde yapıldığı zaman verir işte. Çağla Hanım bir soru sormuş. Pipet uçlarını her kullanımda sterilize ediyoruz. Peki bu uçların kullanım ömrü kaç yıldır diye sormuş. Yani tek kullanımlık pipetler zaten bir defa kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Bunu mu sormak istemiş? Aynen öyle. Yani mikrobiyolojik çalışma kullanacaksa dediğiniz gibi zaten Orhan Bey tek kullanımlık ve atıyorsunuz. Ama evet. Yani aslında şudur. Değişiyor tabii çalışmadan çalışmaya ama aslında önerilen şudur. Ben mikro pipet ucunu taktım. İşte çalışmamı yaptım 10 kere diyelim mikrobiyolojik veya moleküler çalışmıyorum. 10 kere pipetleme yaptım, 10 kere dilisyon yaptım. Ondan sonra beklenen onu atmaktır. Çünkü 10-15 diyelim 10-15 kere yaptın ve yaptın. Siz onu ısıttıkça muhtemelen veya işte o topla avladıkça muhtemelen hacminde bir genişleme olacaktır. Çünkü polimer yapılı bu. Yani önerilen şu, dediğiniz gibi Orhan Bey sizin de tek kullanımlıktır. Ama ola ki yani mikrobiyolojik veya yapmıyorsunuz, 10-15 kere pipetleme yaptınız, sonra atmanız gerekiyor gibi. Yani devamlı aynı, çünkü içerisinde sıvı kalacaktır, o sıvı nasıl yıkayacaksınız, bir sonraki çalışmada sıkıntı yaratacaktır. Yani sadece açısından düşünmeyin veya kontaminasyon yaratacaktır. Çünkü yani nasıl onu çalkalayacaksınız veya içerisindeki suya yatırmak gerekiyor veya ne kadar çıkartacak kimyasalsa. Yani onların bir sürü zorluğu var aslında. O yüzden önerilen 5-6 kere yaptın, 10 kere yaptın neyse ondan sonra atmak. Daha sonra yarın tekrar bir daha yaptınız, atmak gibi düşünülebilir yani. Pipet uçlarını sterilize edip kullanmak doğru mudur diye sormuş. Tabii. Yani şimdi şöyle mikrobiyolojik ve moleküler biyoloji çalışmalar yapıyorsa mutlaka steril edilmesi gerekiyor. Onlar çünkü siz çalışıyorsunuz. Yani herhangi bir deneyde veya bir referans arıyorsunuz veya bir şey arıyorsunuz. Diyelim ekol arıyorsunuz. Ekol dışındaki hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. O yüzden testinizden, numunenizden veya başka bir şeyden ekolü gelmemesi gerekiyor veya bakteri özellikle hiçbir şey gelmemesi gerekiyor. Numunenizi bile steril ediyorsunuz. Çünkü oradan eğer kontaminasyon olursa benim yaptığım çalışmadaki aramak istediğim şeye etkileyebilir veya yanlış pozitiflik verebilir. O yüzden eğer dediğim gibi mikrobiyoloji ve çalışıyorsanız mutlaka steril etmeniz gerekiyor ama eğer siz kimyasal pipetleme yapıyorsunuz yani benim için sadece volüm önemli. Ben alıyorum işte reaktifi yapıyorum. Eğer öyle bir şeyse çok önemli değil steril etmesi. Evet. Ama şimdi yani çalışmanın yerine göre değişir ama %50-60 çalışma mutlaka steril edilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Benim tek anlamadığım dilüsyon yönteminde kontaminasyon olmuyor mu ya da hangi işlemlerde bu tercih edilmelidir diye Özgen bir soru sormuş. Güzel. Aslında güzel bir soru bu da. Aslında kontaminasyon olmuyor çünkü sistem hava bırakıyor arada. Yani burada tam da orada durmuş. Göstereyim şurada. Bakın şurada bir gap var. Hava boşluğu var aslında. Ama bunu benim önerim aslında dediği gibi eğer steril bir çalışıyorsa bunu kullanmak çok doğru değil. Yani eğer mikrobiyolojik bir çalışma yapıyorsa farklı kontaminasyona olmaması gereken şeyleri yapıyorsa bunu ardı ardına çekmek çok da doğru olmaz. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Sterilizasyonda şöyle bir şey vardır biliyorsunuz. Hani %100 ise yani bir şey sterildir ama ben onu steril otoklav yaptım mı yapmadım mı hatırlayamıyorum. %99 ben bunu otoklav yaptım ama %1 de yapmamış olabilirim. O zaman sterilliği bozulmuştur. Sen bir daha yapman gerekiyor otoklavı. Çünkü o arada bir septik bir şey vardır. Yani bir şüphe girmiştir. Burada da aynı şekilde aslında bu dilisyonda 10 mikrolitrelik diyelim bir bu sıvı aldı. 10 mikrolitrelik diyelim bir gap bıraktı, hava bıraktı. Havadan normalde geçmesi çok zordur. Ama hani sizin sıvınız farklı olabilir, buharlaşma olabilir, kontaminasyon olabilir. Ama zaten burada dikkat ederseniz dilisyonda daha sonra ürünleri karıştırıyorsunuz. Yani şöyle düşünün, ben
Aslında bu şu kolaylığı sağlıyor. Ben diyelim 10 oradan alacağım, 20 oradan alacağım. Hepsini bir yere koyacağım ya. Orada sonuçta hepsini karıştıracağım. Onu yapmaktansa, 2-3 defa yapmaktansa ben diyorum ki 10 mikrolitre bundan alayım. Geçeyim şuraya gap bıraksın, 20 bundan alayım. 30 gitsin gap bıraksın, 30 bundan alayım. Sonra hepsini aynı yere boşaltayım. Aslında bunu yapmış oluyorsunuz. Yani orada zaten kontaminasyon şey yani steril bir durum yok. Zaten hepsini aynı yere boşaltıyorsunuz. Tabii bu yöntem anladığım kadarıyla biraz pipet ucu tasarrufu yapmak için de hem zaman hem Aynen pipet öyle, aynen öyle. yapmak için de Çok önerebileceğiniz bir doğru. yöntem ki çok da bence güzel kullanışlı bir yöntem. El alıştıktan sonra Çok çok doğru. kolay. Evet. Aslında bunu şeyle yapamazsınız. Manuelle yapmanız çok zor. Bunu şeyle yapmanız gerekiyor. Otomatik pipet Yani yani. elektronikle yapmanız gerekiyor Orhan Bey. Çünkü kaçırırsınız yani. Onu el alıştırması çok zor. Elektronikte ayarladığın zaman kendi otomatikmen bırakıyor. Yani geri vermesi de yok. Piston geri kaymadığından dolayı otomatik tarafta siz çok çekerseniz ötekine karışabilir veya şey yapabilir. Şeyi bozabilir. O biraz daha sıkıntılı yani.